Bugün iktidara geldiğinizden daha fazla yoksulluk var Türkiye'de. Daha fazla yoksul var. Bir zamanlar bırakın yoksulluğu, açlık sınırının 1405 lira olduğu bir ülkede şu anda asgari ücret net 1404 liraya tekabül ediyor. Yasaklardan, yani sizin ilk başlangıçtaki sloganlarınızdan birisi olan yasaklardan kurtulacağız bölümünden hiç bahsetmeye bile gerek duymuyorum. Birçok yasayı buradan jet hızıyla geçirmeye çalışıyorsunuz. Soruyoruz nedir aceleniz diye, sizden aldığımız bir somut cevap yok. Kimse duymasın diye meclis televizyonu yayın yapmıyor. Sayenizde bazı arkadaşlarımız burada teknik, canlı yayın konusunda teknik uzmana dönüştüler. Bizim arkadaşlarımız kendi yayınlarını yapıyor. Bununla ilgili de doyurucu ve somut bir cevap alamıyoruz. Sizin o başlangıçtaki kuruluş felsefenizi ifade eden programdan bazı alıntılar yapacağım. Şu anda bulunduğumuz durumla çok alakalı. Eminim sizler de okumuşsunuzdur kendi programınızı. Örneğin arkadaşlar, programımızda diyor ki, partimiz toplumsal düzenin teminatı olan adalet sistemine azami ölçüde güvenin tesisini sağlayacaktır diyor. Adalet mekanizmasına güven şu anda %2,5. Araştırmalar bunu gösteriyor. Cumhuriyetin temel nitelikleri korunarak devlet yönetiminin esas hükümlerine yer verilecektir deniyor. Bu kürsüden Bursa Milletvekili Anayasa Komisyonu üyesi İsmail Aydın ilk 4 maddenin değiştirilebileceğini ifade etti. Sayın Başbakan çıktı, bununla ilgili bir açıklama yaptı. Ama yapmış olduğu açıklama, ya İsmail bu kadar kritik bir zamanda böyle bir açıklama yapılır mı türünde bir açıklamaydı. Anladığım kadarıyla anayasa sürecindeki ortağınızın da sıkıştırmasıyla geldi bu açıklama. Ama mesela şu anda meclis başkanı, kendisine de acil şifalar diliyorum. Defalarca Sayın Binali Yıldırım, Sayın Davutoğlu ve daha önceki başbakan zamanlarında defalarca laikliğin anayasadan çıkarılmasını gündeme getirdi. Sıradan birisi değildir. Partiniz önemli isimlerinden bir tanesidir. Ne Sayın Binali Yıldırım ne Sayın Davutoğlu hiçbiri bu konuyla ilgili bir cevap vermeye ihtiyacını duymadı. Çünkü kritik bir durumda, kritik bir zamanda değildi. Bir oylama zamanında değildi. Diyorsunuz ki arkadaşlar programımızda, yasama, yürütme ve yargı gerekleri arasındaki ilişkiler açık, net ve anlaşılabilir bir biçimde belirtilecektir diyorsunuz. Şimdi bu konuda hakkınızı yemeyelim. Gerçekten yasama ile yürütme arasındaki ilişkiyi çok net açıklamışsınız. Hepsini toplamışsınız, toptan başkan seçecek kişiye bağlamışsınız. Kuvvetler ayrımı ilkesi hassasiyetle uygulanacaktır diyorsunuz. Kuvvetler ayrımı ilkesi net biçimde kuvvetler birliğine dönüşmüş. Yasama, yürütme ve yargı güçleri arasında denge ve denetim sağlanacaktır demiştiniz. Denge de yok, denetim de yok. Dengesiz ve denetimsiz bir değişiklik ortaya çıkmış. Parlamento, yasa çıkarmada denetimde etkin, bağımsız ve verimli olması için gerekli düzenlemeler yapacaktır demiştiniz. Parlamento bypass edilmiş. 550 milletvekili çıkmış 600'e. Yani o milletvekillerin hiçbir yetkisi yok. Emin olun bu değişiklik geçerse bir sonraki dönem seçilecek olan 600 tane milletvekilini herhalde telefon etse Çankaya Nüfus Müdürü o kişinin telefonda çıkma ihtiyacı duymaz. Çünkü yürütmeyle ilgili hiçbir şey yok. Tamamı bakanlıklarda olacak ki Sayın Bakan da zaten buradan seçilmiş olmayacak. Dolayısıyla ortada Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma uymayan, yönetilemez bir yapı ortaya çıkacak. Hepinize teşekkür ediyorum.